Merhabalar arkadaşlar, Skyrim'e hoş geldiniz. Bir önceki bölümde kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. En son Mercer Frey'i öldürüp gözleri ve iskelet anahtarı almıştık. Şimdi Carlyle'la çıkacağız. I can't believe it's over. 25 years in exile, and just like that, it's done. All that remains is to ensure the safe return of the skeleton key. Kolay bir görev olacağı I'm afraid benziyor. it's not that simple. Neden? When the skeleton key was stolen from the Twilight Sepulchre, our access to the inner sanctum was removed. The only way to bring it back will be through the Pilgrim's Path. Ve sen de seyyahın yolunu daha önce hiç kullanmadın, öyle mi? It wasn't created for the Nightingales. It was created to test those who wish to serve Nocturnal in other ways. As a consequence, I have no knowledge of what you'll be facing. Bu halde bir an önce başlasak iyi olur diyeceğiz. Başka seçeneğimiz yok. Brynjolf is needed Ama back in devam the Thieves etmeyeceğiz. Guild to keep order while you're away. And I can't bear to face Nocturnal after my failure to protect the key. I'm afraid you'll have to face the end of your journey alone. Endişelenme, anahtarı geri getireceğim ama serinin sonlarına doğru. Take this with you. I'm not certain if it will help within the walls of the sepulchre, but I certainly don't need it as much as you. I've had this bow almost my entire life, and it's never let me down. I hope it brings you the same luck. Kabrin içindeki kanaldan bahseder The conduit to Nocturnal's realm, the realm of Evergloom, has been in Skyrim, well, longer than recorded history. The Twilight Sepulchre was constructed around it by man and myrrh in order to shield it from those who would exploit its power. It's through this conduit that we're given Nocturnal's greatest gift, our luck. What she gains in return is a complete mystery. Seyyan yolunun hikayesi nedir? Even though Nocturnal doesn't desire worship in the traditional sense, the Twilight Sepulchre propagated a small group of priests. Of course, they never come into direct contact with Nocturnal, but they insisted they had her favor. As part of their duties, the priests created all sorts of baseless rituals and ceremonies, all on Nocturnal's behalf. Peki bu bülbülleri hiç rahatsız etmedi mi? These priests weren't a threat to the skeleton key or the conduit to Nocturnal's realm, so they were tolerated. One of their ceremonies involved the Pilgrim's Path, a so-called test of worthiness. If a pilgrim was able to complete the path, it was said that they would live forever in Twilight. What that means is anyone's guess. Yolumuza devam edelim o zaman. Sorry, lad. I've got important. Yes, fellow Nightingale. We'll speak another time. Nedir? Ethereum dinamo çalıştırıcısı. Dinamo çekirdeği lazım diyor. Hiç de dinamo çekirdeği almadık yanımıza ama çalıştırınca ne oluyor ki? Daha önce hiç denediğimi hatırlamıyorum. Neredeyiz? Buradan girdik. Gölün ardından geçip buradan çıktık. Tunç Buz Mağarası diye mi geçiyor burası? Bronzewater Cave. Muhtemelen. Kaya midyeleri en pahalı iksiri yapmada kullanılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz yerde almayı ihmal etmeyin. Buradan şimdi ilk önce Dushnikiel'a gidelim.
üstümüzde satacak bir şey var mıdır? Bunlar yeterli olmaz aslında. 50. seviyeyi aştık. Bakalım. Ağır zırh. Evet, 50. seviyeyi açtık. Biraz daha pahalı olacak alışveriş. Bülbül kılıcı duracak. Haldir'in asası. Buz koparan da dursun. Bülbül yayını hemen kullanmayız. Zaten yükseltmemiz lazım kullanabilmek için. Saatimiz kaç? 2 saat beklesek demirci dükkanı açar. Garol. Are you looking to work? The mines are nearby. You bring me ore, I'll give you coin. Ağır zırh eğitimi almak istiyorum. And you won't feel a thing. The finest weapons and armor. Eliğin yok. Korin'dan cevherim var. Korin'i mi kullanıyorduk? Fight well. Yalım kılıcında civa kullanıyoruz. Çelik ve civa. I worked the forge with my mother. May your weapons looking to protect yourself or deal some damage. Orada çelik de yok, civa da yok. Bir şeyler alıp bir şeyler daha satmaya uğraşsam mı diye düşündüm ama eğitim hakkımızı doldurmuş olduk böylelikle. Seviye atlamamızda bayağı var. Üstümüzdeki fazlalıkları atımıza bırakalım. Yanlışlıkla attığımız kısa ok var mı diye bakıyorum. Yok herhalde. Bülbül setini ne yapmıştık? Hala üstümüzde. Bunları giymeyiz. Setin özellikleri o kadar da iyi değil. Evlerimizden birisinde bırakırız muhtemelen. Bunu da satabiliriz daha sonra.
gözleri de birilerine vermemiz gerekiyor. Şu anda ağırlık etmiyor olmalı bunlar. Aha. Sol göz mü görevde gerekliymiş? Sağ gözü bırakabildik ve ağırlığı da etkiledi. Neyse, atımız da dursun. İskelet anahtarı hemen vermeyeceğiz. Görevleri burada durduruyoruz. Bugün hangi göreve başlasak? Kayıp tüccara bir bakalım. Olayı neymiş? Hain makamını araştır. Görevi keşfedildi. This is a surprise. Picked a bad time to get lost. Die, damn you. Erwan. İkinci seviye. Bir kişi daha kaldı şurada. Hepsi bitti herhalde. Ejderha sesi duydum sanki. Evet. Maser yüzüğü mü? Yansıma bildiri %30 daha az efsunajör. Kuvvet 20, sinsilik 20. Ervan, sende ne var? Ervan'dan mektup, Edward'dan mektup, Ervan'ın günlüğü. Her Türkçe gibi gözüküyor. Değeri de yüksekmiş. Şu ejderha ile bir ilgilenelim. Uzaklaşma ama ya. T nereye gitti? Görünürden bile kayboldu. Kar üzümleri de tılsımlama iksiri yaparken lazım oluyor arkadaşlar. Miğfer yeli etrafında bulabiliyoruz. Şunları bir okuyalım bakalım. Edward'dan mektup vardı bir tane. Değerli kız kardeşim Ervan, kelimeleri kullanış şeklinin düşen bir kaya kadar zarif olduğunu görüyorum. Sahiden de hayattayım ve hayır, sana verdiğim sözü unutmadım. Ki hatırlatırım, kelimesi kelimesine değildi. Çeviriler garip geliyor. Neyse, anlarsın ya, birisi benim ölümme sebep olacaksın dediğinde bu adam öldürmeye davet değildir. Daha çok birinin sevgi dolu bir öfkelenme ifadesidir. Ama aradaki ince farkı anlamak senin güçlü yanın değildi hiç. Şimdiye kadar haberin olmuştur ama görünüşe bakılırsa birisi maceralarımızı kağıda dökmeye karar vermiş.
Seni temin ederim. O kişi ben değilim. Ama nasıl senden iflah olmazsa onu da onun da bir o kadar dürüst betimlemesine sevindim. Peki. Günlüğünde ne yazmış? Günlüğü birazcık uzunmuş. Merak ediyorsanız durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şu yazı bir gitsin. Zırh setini parayla satın al. Arada İngilizce kalan yerlerde olmuş. Görev neye evrildi? Yüzüğü Dedrick zırh setiyle takas et. Mevkibinin kayasından kayıp birine dair ihbar aldım. Hemen makamda boyu. Nereye gidiyoruz? Bir kajit tüccar bulmamız gerekiyor. Yüzüğü Dedrick zırh ile takas et ya da zırh setini parayla satın al. Hangi yüzük? Maser yüzüğü mü? Bu yüzük güzel aslında. Daha çağrı büyüleri %39 maksimum basabileceğimiz bu. Bu yüzüğün verdiği %30. Yüzüğü direkt kullanabiliriz. Nereyi gösteriyorsun sen şu anda bize? F5 yapalım. Move on, friend. I welcome you, friend. How may I serve you? Bir saat için mi çalışıyorsun? He hired the others and paid for my goods. I am allowed to run the caravan, but I pay Rissad a percentage of my profits. I say this without bitterness, for it was Rissad who saved me from a life of servitude aboard a trading ship. I am grateful to have the life that I do now. It is a far cry from my days as an orphan on the streets of Corinth. May your road lead you to warm sands. Move on. Anladığım kadarıyla size bir Dedrick zırh satılmış. That is the truth. Senden satın almak isterim. Yüzüğü takas etmek istemiyorum. Okay, you've talked me into it. Move on, friend. I have nothing to sell today. Dedranifer, Dedrick, zırh eldivenleri, örgülü. Bunlar hafif zırh mıydı? Evet. Onlar da bayağı yüksek gözüküyor. Dedramifer ağır zırh. Başlığımız niye ağır zırh? Air prices. Başlık olarak da bir hafif zırhımız olsaydı. Şu anki değer 204. Bunu iyileştirsek maksimuma ulaşamayabiliriz. Gerçi Dedrick olduğu için muhtemelen ulaşırız. Görevimiz böylelikle sona erdi. Berenzia'yı eklemiş miyiz? Eklememişiz. Bu Berenzia ile ilgili de bir mod var arkadaşlar. Bütün cevherlerin nerede olduğunu gösteriyor. Kısa bir görev daha yapmak istesek. Savuşturucu saldırı. Ah.
Savuşturucu saldırı tekrar tekrar farklı yerlerde verilecek görevlerden birisi arkadaşlar. Seviye. Görevi tamamladık. Burayı temizlemeye gerek yok. Yolculuk yapacak kadar uzaklaşsak. Görevi teslim edelim. Sonrasında şimdilik başka görev almayalım. Getting along with Isran. It takes some getting used to. Cozy little place, isn't this? Ganmar, düşen çekiş sanır adlı yerdeki vampir gece üstadını hallettik. Excellent. That's one less beast and nest of broodlings we needn't worry about any longer. Nasıl yardımcı olabilirim demeyeceğim. This is fine for now, but we can't stay holed up here forever. Ne satıyorsun demeden Fight önce de bir alışveriş moduna geçelim. Pazarlığı güçlendirme, Zentar'ı aktifleştirmedik. Our sense of what's right is what's set. This is everything I've got right now. Dram İferi. Bunu da kullanabiliriz ileride. Gerçi parası da yok zaten. Sana yatırım yapabiliyor muyuz? Senin paran ne kadar acaba yatırım yapmış mıydık ki? Sorayım, sende ne var mı yok? I'll buy whatever you're looking to get rid of. Edric, Dragonbone hepsini satmaya başlamış. Tabii bu rastgele arkadaşlar. Her geldiğimizde olmayacak bunlar. Peki sana ne satabiliriz? Daha önce elimizde Dedramifer'i denk gelmişti herhalde. Denk gelmediyse de yapabiliyoruz.
yeter. Şafak muhafızları ile ilgili başka görev almayalım. Küçük görevleri zaten tamamlamıştık. Ve bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkürler. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı, zile tıklamayı, videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklayıp paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.